Herkese merhaba. İlk kitabım Astrokartografi. Coğrafya kaderdir, kaderinizi elinize alınız. Bu kitabım Trendyol'da satışta. Kitabımı satın almak isteyenler açıklama kısmında Trendyol linkinden ulaşabilirler. Bundan sonraki bütün kitaplarım da açıklama kısmında yer alacak. Daha önce vermiş olduğum genel astroloji ve astrokartografi kurs videolarını satın almak isteyenler yukarıda yazan ozgurastroloji@gmail.com üzerinden benimle iletişim kurabilirler. Yine bu e-mail adresinin linki açıklama kısmında mevcut. Bu arada videomuz başlıyor. Herkese iyi seyirler. Merhaba değerli dostlar. Yeni bir videoda tekrar bir aradayız. Bugünkü videomuzun konusu kibir ve şişik ego. Buradan da astrolojiye bağlayarak anlatacağım arkadaşlar. Tabii ki burada vereceğim bilgiler bir psikoloğun daha böyle akademik bir bilgi olmayacak. Çünkü o onların alanı arkadaşlar. Ama ben astrolojiyle bağdaştırarak sizlere bir şeyler anlatacağım. Bir süredir düşünüyordum bununla ilgili bir video yapmayı. Özellikle son dönemlerde karşılaştığım bazı olaylar oluyor arkadaşlar. Çok enteresan olaylar. ana hatlarıyla biraz bunlardan bahsedeceğim. Bu videonun da bir gereklilik olduğunu düşündüm. Bundan bahsetme gereği duydum. Şimdi değerli dostlar, astrolojide daha çok yani ego ile alakalı gezegen güneştir. O benliğimiz, egomuz anlatır. Böyle kibir olayı da biraz daha yay burcu ve Jüpiter'le alakalıdır. Peki bu neden böyle olur? Aslında kavramsal olarak birbirine yakın ve şöyle de bir durum var arkadaşlar. Eski klasik astrologlar Güneş'in 9. evde iyi çalıştığını söylerler. 9. evde yayın evidir, doğal evidir. Mesela neden Güneş 9. evde iyi çalışır? Bakın bunu biraz bu videoda bundan bahsedeceğim. Ve insanlardaki şişik egoya, bakın egoya demiyorum. Ego ve Güneş hakkında videomu izlemenizi söylerim arkadaşlar. Ego iyidir. Herkese tavsiye ederim. Sıkıntılı olan durum şudur arkadaşlar. Şişik ego. Kibir de bu anlamda biraz benzer ama kibirde de hep şu vardır. Ben her şeyi bilirim. Başkaları hep ben hep en doğrusuyum. İkisinin benzer teması şudur. Güneş daha tanrısal bir şey ama sonuçta yay burcu Jüpiter'de de bu etki vardır. Güneş hani krallar, imparatorlar, soyluluk bununla alakalıdır. İnsanlar yani şey olarak birbirine benzer. Ama insanlarda arkadaşlar buna yol açan sebep o şişik egoyu, o kibri ortaya çıkaran ana sebep başlı başına aşağılık kompleksidir. Bilgisizliktir, cahilliktir. Şimdi buradan bunu biraz açalım. Jüpiter yay burcunun yöneticisidir biliyorsunuz arkadaşlar. Yay burcu bilmek, anlamak. İkizlerden farklıdır. İkizler haber toplarsın, onu da öğrenirsin, bunu da öğrenirsin. Gereksiz, zırva, her şey doğru, yanlış, her şey içindedir. Şu komşu ne yapmış, bu ne? Yay öyle değil. Yay daha çok soyut olaylar, akademik konular, evren neden var, tanrı neden var? Bunun gibi şeyler. Yabancı ülkeler, yabancı kültürler. Siz örneğin üniversiteye gidiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bilgi ve beceriniz artıyor. Bakın dünyaya bakışınız biraz genişliyor. Sonra yabancı dili öğreniyorsunuz. Yabancı dili öğrenince de farklı kültürlerden insanlarla karşılaşıyorsunuz. Jüpiter yabancı kültürlerle alakalı. Bakın biraz daha genişliyor. Ne kadar hayatta, alanınızda bilgiyi ve becerinizi geliştirirseniz o geliştirecek ki Jüpiter'in sizin daha geniş perspektifle bakmanıza neden olur. Bu durumda daha çok bilgili olursunuz ve bildikçe de bilginin ne kadar geniş olduğunu, aslında hiçbir şey bilmediğinizi fark edersiniz ve kendinizi bu koskoca evrende bir nokta olduğunuzun daha da farkına varırsınız. Ve bu da size sizin doğal olarak daha da böyle o kibirinizi adım adım azaltır. Bildikçe
Adım adım böyle kibir ve egonuz azalır. Şimdi Güneş 9. evde arkadaşlar. Güneş yüksek bilinç gezegenidir. Çok fazla bilinmez astrolojide. Ay daha çok bilinçaltı, Merkür basit bilinç ama Güneş yüksek bilinç. O yüzden 9. evi sever. İşte akademik konular olabilir, inançlar olabilir, yabancı diller, yabancı kültürler olabilir. Ne kadar öğrendikçe yüksek bilinciniz artar. Şimdi yüksek bilinciniz arttığında, bakın bilinciniz artıyor. Bu sefer bilgi seviyeniz artıyor arkadaşlar. Yani Jüpiter devreye giriyor, bilgeleşiyorsunuz. Doğal olarak bakın egonuz yerine geliyor. Egonun kim olduğunuzun farkındasınız. Ne yapıyorsunuz? Egonuzu şişirme gereği duymuyorsunuz bile. Çünkü bilgilisiniz. Ancak bunlar olmadığı ki, bunları yaşamayan insanlar. İşte şişik egolu, kibirli insanlar bunlar arkadaşlar. Ve bu ülkemizin çok temel sorunu. Ne alaka değil mi? Şu alaka arkadaşlar. Bizde genelde o şişik egoya ve kibre neden olan aşağılık kompleksi. Kişi bunlara haiz olmadığı için arkadaşlar doğal olarak kendisini toplumda daha böyle işe yarar, bilgili gibi göstermeye çalışır. Egosu şişer. Yani olduğundan büyük gösterir. Mesela bazı insanlar bir hayvan saldırısında kendini büyük gibi gösterir. Aslında ben daha büyük, göründüğünden daha büyüğüm. O eziklik duygusudur işte arkadaşlar. Bilgisizlik ve cehaletin verdiği bir şeydir. Bu arada tabii ki biz her şeyi bilemeyiz. Ancak bilmediği halde biliyormuş gibi davranmak bu insanların en temel sorunu. Kendilerini olduğundan büyük göstermeye çalışmak. En temel sorun. Son mesela bir aydır arkadaşlar böyle mesela YouTube'da birisi bir şey yazıyor. Birisiyle konuşuyorum. Diyor ki sen orada bilmiyorsun. Yani astrolojiden çok anlamayan bir insan. Ama öyle şeyler konuşuyor ki arkadaşlar. Yok siz bilmiyorsunuz ama şey laflar ediyor. Yani siz öncelikle bir gidin bilginizi geliştirin. Şöyle yapın, böyle yapın. Değerli dostlar dikkat ederseniz videolarımda uzun süre araştırdığım konuları paylaşırım. Bazı bilgilerde de şunu derim. Bu bir teori. Bu benim kendi görüşüm. Birçok bilgiden oluşmuş bir görüş ama mutlak bir görüş değil. Ve videolarımda özellikle şunu vurgularım. Bu mutlak bir doğru değil. Astrolojiyi kullanarak bir veri ortaya koyuyorum. Sizlere ben bu konuda haklıyım. Öyle bir iddiam yok. Umurumda değil. Burası bilgi paylaşım kanalı arkadaşlar. Ayrıca bilgi kayıt kanalı. Sadece sizlere bilgi paylaşmıyorum. Bu bilgiler kayıt ediliyor. Kayıt. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani hepimizin ulaşabileceği bir kayıt. İşte bu insanlar mesela bu tavırları mesela şahsım adına niye bunu bana gösteriyorlar? Şundan dolayı. Şimdi egosu gelişememiş, bilgisi dar insanlar kendilerini ispatlamaya çalışırlar. Ne yaparlar? Çevrelerinde örneğin bilgili gördüğü kişileri bilgiçlik taslarlar. Ben çok bilgiliyim. Ben de bilgiliyim ha. Mesela ben astroloji alanında kendime göre bazı alanlarda bilgiliyim. Bazı alanlarda hiç bilgim yok. İlgilenmiyorum. Mesela ben tarımsal konularda hiç anlamam arkadaşlar. Hatta bizim böyle bir komşumuzun da ablası var. Ona derim ya bir gün böyle gelin bana biraz bunlarla ilgili gösterir misin? Bilmem. Sağlık konularında hep danışırım. Anlamam. Mesela ben astroloji konusunda iyi değilim. Eğer astroloji ilgili bir bilgi edineceksem bu konuda uzman arkadaşlarıma sorarım. Bilgisine güvendiğim. Yani çok ilgimi çekmiyor. Bu alanda da bir bilgi ve otorite olmayı da hedeflemiyorum. Ha ileride asteroitlerle ilgili öğrenip gelişebilir miyim? Olası. Ama iddialı değilim. Ha o dönemde öğrenip gelişirsem de orada bilgime de güvenirsem de iddialı hale gelirim. Ama o bilgiyle kendime
o bilgiyle güvenecek hale gelmem gerekiyor. İşte arkadaşlar, ülkemizde maalesef bu egosu gelişememiş, aşağılık kompleksi olan insanlarda bir şişik ego, kibir var. Peki bu ülkemiz için neden sıkıntılı? Lütfen etrafınızda her yere bakın. Çalıştığınız işlerde ben hiç kimse de duymadım ki benim müdürüm var dünya iyisi. Peki neden onlar bunu yapıyorlar biliyor musunuz? Bu iş çocukluktan başlıyor arkadaşlar. Aile yetiştirirken ebeveynler daha çok çocuklarını eziyor. Ya çok şımartıyor, bir tarafta da çok eziyor. Bir tarafta istediğini yapıyor ama bir tarafta da geliyor, bağırıyor, dövüyor. Ne oluyor? Ebeveynlere karşı kişide bir korku besleniyor. Bir kere egosu bastırılıyor. Sonrasında okula gidiyor, hocaları azarlıyor. Hocalarına karşı çekingen hale geliyor. Sonra gidiyor mesela devlette veya bir özel şirkette çalışıyor. Orada sürekli aşağılanıyor. Aşağılanan bu insanlar zamanında ses çıkarıp baş kaldıramadıkları için içlerinde bir ruhte oluşuyor. Bunu gidermek için kendilerini geliştirmek yerine, burada da bir tembellik söz konusu. Bu sefer diyor ki hırs yapıyorlar. Ben de müdür olsam insanları ezeceğim. Kendilerince böyle onu tatmin ediyorlar. Ben müdürüm. Hayır, müdür değilim. Ben buranın tanrısıyım. Burada tanrı oldum. Basit bir müdürsün. Şimdi ben kendi yaşamımdan örnek vereyim arkadaşlar. Bakın 9 yaşamımda, 9 yaşındayken annemle bir şeyimiz oldu. Tabii ki bizim ebeveynler de dövüyordu yani. Anneme şunu söyledim. Bir daha bana bulamazsın. 13 yaşımda da babam yapmaya çalıştı. Dedim sakın yapma. Tabii detaylı anlatmayacağım arkadaşlar. Şimdi bazıları şöyle düşünebilir. Nasıl anne babaya karşı geliniyor? Çünkü haklıydım. Bu arada ben sorumluluğunu her zaman ailede bilen insanım. Bakın ilk isyan hareketi. Kim olduğumu ortaya koydum. Beni ezmeye çalıştı. Ebeveynlerim tamam. Bilinçli insanlar değildi. Çok iyi insanlardır. Bak o ayrı bir şey. Ama bunu ortaya koydum. Lise 1'de tarih hocamız vardı arkadaşlar. Sürekli bana kafayı takmıştı adam. Bir gelip beni kaldırdı diye. Ben bunu hiç kaldırmıyorum. Dalga geç falan. Bir gün yanında bir arkadaşım konuşuyor. Geldi bana dedi ne konuşuyorsun? Tokat attı sınıfta. Utancımdan yarım dönem okula annem gibi de söylemedim. Ama sonra ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? ikinci dönemde diğer yıl başladığında dehşet Cengiz derslerime çalıştım. Matematikte destan yazıyor. Mesela matematik 5'te türev integral vardı. Hocamız bana 3 kez sözlü de 100 verdi. Bir daha verecek özgür dedi şey yazıların 90, 90, 100 falan. 5 düşmüştü o zaman. Bakın bir şeye uğruyorsunuz. Sizi insanlar eziyor. Bunu nasıl aşabilirsiniz? Alanınızda bilgi ve tecrübenizi geliştirerek. Sonrasında üniversiteye gittim. Devrimci öğrenciydim. Otoriteyle hep çatıştım arkadaşlar. İlk derslere girdim. Baktım teoriler, yani iktisat teorileri arkadaşlar. Yani evleri şenlik ya. Bunun detayına girmeyeceğim. Hocalarla atıştım. Meydan okudum. Çok saçma. Bir sebeplerini de söyledim. Marksist oldum. Daha sonra Marksizmin içindeki saçmalıklarına meydan okudum. Mesela şu anda gidin Marksistlere. Marks bir peygamberdi onlar için. Sorgulayamazlar. İşte o egonuz neyle geliyor arkadaşlar? Bilgiyle. Marksizmle ilgili onlarca kitap okudum arkadaşlar. Onu bilmesem ben Marksizme karşı ya bence bu saçmadır diyebilir miyim? Saçma da demeyeyim de içinde çok eksikler vardı. Derslerinde hocalara o anlamda meydan okuyabilir miydim? Mesela hocalara meydan okudum, tamam. Üniversitede derslere gitmedim ama sınavlara çalışıp geçiyordum. Sonrasında ne yaptım? Bakın askere gittim geldim, İngilizce öğrendim. Bakın alanım genişliyor, Jüpiteryen alan. KPSS sınavına hazırlandım. Sınıfımızda derslerine hiç girmeyen öğrenciydim. Bizim sınıfın KPSS sınavlarında açık ara en yüksek alandı. Sınıfımızın birincisi bir çocuk vardı. Puanı 70 küsür böyle gururla söyledi. Sen kaç aldın? Benim puanlarım 90 falan dedim. Şoka girdi. Çünkü derslere girmeyen bir adamdı. Bakın bilgi de öğrenmek insanı nasıl geliştiriyor. Çünkü o sınavlara hazırlanırken hatırlıyorum arkadaşlar. Tam 37 tane kitabım vardı. O dönemde İngilizceyi çok iyi geliştirdim. Çok iyi öğrendim.
Bakın İngilizce öğrendim. Benim astroloji bilgimin kaynağı yabancı kaynaklar. Jüpiter genişletir. Bildikçe genişliyorsunuz. Ve benim bu astroloji bilgime o vesile oldu. Sonrasında KPSS'deki o yüksek başarı. Öğrenmek, bilmek bakın nasıl genişletiyor. Özel sektörde çalıştım, finans şirketinde. Beni genel müdür ezmeye çalıştı, müdürler ezmeye çalıştı. Meydan okudum. Neden? Bilgime güveniyorum. Ve çok başarılıyım. Çalışkanım. Tabii bilgime güveniyorum. Oturmam, öyle oturma yok. Arkadaşlar, bilgi sizi büyütür. Çalışkanlık da sizin meslek hayatınızdaki başarınızı arttırır. Çünkü o çalışkanlık size ayrıca tecrübe olarak döner. O yüzden Satürn ve Jüpiter'in muazzam etkisi. 2,5 yılda müdür oldum şirkette. Hızla. Önce yetkili, sonra yönetmen, sonra müdür. En zor portföyde. Yani şirkette biri şu konuşulurdu. Şirkette ileride bir genel müdür kim olur? Özgür. Bu arada hiç umurumda da değil. Ya ben müdür oldum. Bakın mesela burada tavrımı anlatmak istiyorum arkadaşlar size. Neden şişik egodan uzak durun diye. Müdürlüğe terfi ettim 2,5 yılda. Portföyümdeki arkadaşlar şunu söyledim. Arkadaşlar dedim şu andan itibaren hepiniz müdürsünüz. Bütün yetkimi size veriyorum. Bütün sorumluluğunuzu ben alıyorum. Bütün arkadaşlarımla ilişkilerinde rica ile konuşuyordum arkadaşlar. Mesela bizde müdürler şey diyor, kapsülü getir, fotokopi getir, şu firmayı ara. Ben böyleyim. İşte Onurcuğum, şu firmayı arayıp şunu bir sorabilir misin? Rica ediyorum. Yani benim itibarım mı zedeleniyor? Neden o insanın canını sıkayım ki? Müdür olmuşsun. Bana diyor, işte genel müdür diyor, özgür diyor, başarılısın, seni işte takdir ediyoruz müdür oldum. Dedim ki tabii ki ben işimin patronuyum. Bakın mesela bu size ego gibi gelebilir. Bu aslında tam o şey, şişik ego gibi gelebilir değil arkadaşlar. Ego dediğim bu işte. Biliyorum kendimi. Kendime güveniyorum. O bilgime güveniyorum. Çünkü şirketin en karlı portföyünü yönettim. Sonuçlar da ortada. Sonuçlar da ortada olunca. Bakın bu iş böyle oluyor. Astroloji. Bakın arkadaşlar 4,5 yıldır astroloji alanındayım. Aklınıza gelemeyecek şekilde harita incelemiş bir insanım. Çok fazla, özellikle ilk yılım çok fazla İngilizce kaynak okudum. Şu anda açıkçası hiçbir kitap okumuyorum. Yok, okuyacak kitabım yok. Dürüst olacağım. Bunu da kibir ego olarak algılamayın. Yok. Onun yerine kitap yazıyorum. Şimdi bu sene 3 kitap birden yazıyorum arkadaşlar. Yani 5 yılımı doldurduğumda toplam 4 kitabım olmuş olacak. Bakın mesela diyelim ki ben bir kibir ego yaptım. Ne olacak? Yani altı dolu. Şimdi mesela ben duyuyorum. Celal Şengör kibirli desem. Ya adam bilgili ya. İster beğen ister beğenme. Hatta o eleştiriyor. Astroloji bence saçma. Saygı duyuyorum. Şimdi yani öyle izleyince evet. Yani onun yerinde olsam ben de aynısını söylerdim. Dolayısıyla arkadaşlar bilin, kendinizi genişletin. Bilgi ve becerilerinizi arttırın. İşte egonun en büyük, o şişik egonun ve kibrin en büyük düşmanı budur. Şimdi Güneş 9. evde iyi çalışır diyor eski astrologlar. Güneş soylular da anlatır, imparatorlar, krallar. Hangi ülkeye bakarsanız kral, kraliçe, prenses, prens. Bakın mesela İngiltere kraliyet ailesi, en iyi üniversiteler, okullar. Çok fazla eğitim alırlar. Fatih Sultan Mehmet'e bak. Herhalde Osmanlı İmparatorları arasında herhalde en bilgilerden birisiydi. Kaç dil biliyor. Astronomi biliyor, onu biliyor. Müthiş bir zeka. Bu insanlar yani orada boşuna mı duruyorlar arkadaşlar? Güneş yüksek bilinç. Biliyor. Ve tabii ki onlarda bazen kibir olabilir. Çünkü herkesin yani yönetiyorsunuz ama o tür bir konumda olup yönetme kolay iş değil arkadaşlar. İster istemez kendinizi tanrı zannedebilirsiniz. Ama ne yapıyor? Mesela Fatih Sultan Mehmet özelinde çok fazla dil biliyor, sanata ilgili, yani inançları araştırıyor. Çok fazla bilgisi var adamın. Doğal olarak kendine güveniyor, bilgili, kültürlü. İşte o yüzden Güneş 9. evde iyi çalışır.
akademik konular, inançlar, yabancı diller, kültürler. Fatih Sultan Mehmet buna çok çok güzel örnek. İşte sizler de değerli dostlar, bu ülkemizdeki sıkıntılı, şişik ego ve kibirden kurtulmanız için bilgi ve becerinizi geliştirin. İlla hayatınızda iyi bir, süper bir mesleğe, benim umurumda değil açık söyleyeyim. Yok şu mesleğim, iyice ilgilenmiyor. Başka planlarım var. Kariyer ve statüden çok daha değerli şeyler var. Evet, dünyasal başarılar hedefliyorum. Ama kendim için değil. Çünkü kendimle ilgili zaten çok mutluyum. Sizler de bu şekilde bilgi ve becerinizi geliştirerek arkadaşlar hayatta da daha başarılı olabilirsiniz. Ülkemize dikkat edin. Siyasetçiler mesela. Kibir abidesi. Çünkü herkes toplum onları tapıyor. Zaten toplumumuz bilgi ve kültür olarak çok gelişemediği için tapıyor bunlara. Birisi küçük bir müdür olmuş. Müdür oldu. Doktor olmuş. Tapıyoruz. Çünkü ezik. Toplumumuz ezik. Aşağılık kompleksi ezikliğin ürünü arkadaşlar. Ben o yüzden çok istiyorum. Ne kadar okuma yazma oranımız artarsa ülkemiz o kadar gelişir. Yani her tarafta çok bilgili insanlar olması iyi olmaz mı ya? Beni cebinden çıkarsın, katlasın. Ya buna şeyim yok ki yani. Benden 1.000 kat bilgili olsun. Hiç önemli değil. Ne güzel olmaz mı arkadaşlar? O 1.000 kat bilgili insan çok çok mütevazı olur, merak etmeyin. İşte o zaman etrafımızda böyle insanlar birbirlerine böyle şişik ego ile davranmazlar. Kibirli davranmazlar. Kibir hep boş insanların işi. Ego şişik. Çünkü boş, teneke. Hiçbir şey yok. Bugün böyle bir video yapmak istedim arkadaşlar. Bazen de içim rahatlıyor. Ama hep gördüğüm toplumumuzda ciddi anlamda bir sorun. İnsan ilişkilerinin en sorumlu noktalarından birisi. Herkes birbirini ezmeye çalışıyor. Sebebi bu. Çünkü ezik. Ezilmiş. Bilgisi de gelişmemiş. Ne oluyor? Kendini olduğundan büyük göstermeye çalışıyor. Başkasını ezmeye çalışıyor. Yani bunu çok yapmaya çalışıyorlar. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kibirli ve egolu insanları gerçekten sürekli hırpalarım. Bundan da zevk alıyorum. Çünkü bu insanları bir titreştirmek lazım ki kendilerini toparlasınlar. Bakın keyif alıyorum açık söyleyeyim. Hiçbir tevazu olmayacağım. Ama hak ediyorlar. Bu anlamda bilgili ve kültürlü insanların da bu tür insanları hırpalaması iyi bir şey. Yapsınlar ki arkadaşlar o kişi bir kendine gelsin. Desin ki ben de öğreneceğim, kendimi geliştireceğim. İşte Jüpiter'in genişlemeci yanı o bilgeliği budur arkadaşlar. Ne kadar kendinizi bilgi alanında geliştirirseniz bu saçma sapan, şişik ego, kibirden uzak durursunuz arkadaşlar. Bunlar biraz insan içinde tanrıcılık etkisidir. Dünyada her şeyi bilmenize gerek var mı? Umurumda değil. Ya da işte siz bana desin ki boş gezelim, boş, ilgilenmiyor. Ya olabilir, belki işsiz de olabilirsiniz arkadaşlar. Ayıp bir şey değil ki. Mesleğinizde böyle şey de olabilir. Yani mesela hiçbir meslek aşağılık bir meslek değil. Bakın benim çok yabancı arkadaşlarım var. Mesela bir kişi otellerde temizlik işi yapıyor arkadaşlar. İyi ücreti var, güzel. Ama hiç öyle demiyor. Ya ben otellerde şey yapıyorum. Şimdi ülkemize bunu söylüyor. Aa, otel. Ya da birisi, o mesleği nasıl? Hep birbirini ezmeye çalışıyor. Diğerlerini küçümsüyor. Yani mesela temizlikçi parçası, çöpçü parçası, işçi. Kurban olun siz onlara. Hiçbir şeyle dalga geçmeyin arkadaşlar. Döner dolaşır sizi vurur. Ben zamanında 4 sene babamın yanında inşaat işinde yazar. Ben teklif ettim babama. Hiç de gizlemem. Yani bir de burada Mersin'de inşaat işleri çok zordur arkadaşlar. Şu anda deseler ki ya Özgür, yani hayat öyle bir şartlar geldi ki bedenen çalışmam lazım. Hiç benim için sorun değil. Tuvalet temizleyeceksin. Sıkıntı yok. Ne var ki? Askerde temizledik arkadaşlar. Yani kimse ben askerde rahat yapmam. Ama rahat yapan olabilir. Ben temizledim. Şöyle de yapmadım. Ay şimdi tuvalet temizliyorum. Biz kısa dönemleriz. Üniversite mezunuyum. Benim gibi birine nasıl tuvalet temizledim? Ya birisi yapacak. Kendimizi niye bu kadar böyle? Ben kral soyluyum. Bana şey olmaz.
Şişlik Ego 2'dir. Ah. Ama işte bilginiz arttıkça bunlar bomboş şeyler arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.